Jailson'un yenmiş olan golde yapmış olduğu pozisyon hatasına bakın. Ya normal stoper oynayan bir oyuncu rakibi öyle karşılamaz. Bir insanın fiziksel çabukluğu ne olursa olsun, algı dediğimiz sezgi çabuk olmazsa fiziksel çabukluğun hiçbir ehemmiyeti yok. Ne oldu? Bir vücut hareketiyle Jailson oyundan düştü. Direkt merkezden, yani kaleye en kısa giden yoldan kaleciyle karşı karşıya kaldı. O pozisyon eksikliği mi hocam? Tabii pozisyon ki yani, bilgisi eksikliği daha. Herhalde yani şimdi pozisyon bilgisi olan bir oyuncu orayı öyle boşaltmaz. Şimdi oyun içerisinde birçok arayışlara girebilirdiniz. Nedir bu? Yayından önce yine söyledik, dedi ki Mevlüt'le çift santrafor oynayabilirsin. Yani Fenerbahçe takımı içeride 1-0 oynuyorsa son 10 dakika çift santrafora dönmemeli. 1-0 mağlupsan artık ikinci yarıya bile çift santrafor başlayabilmelisin. Nedir? Gerekirse Gustavo'yu sola al, Alper'i al 8 numara dediğimiz pozisyona, bir tane daha giden gelen bir oyuncuyla oyna. Nedir? Çıkar arkadan bir oyuncuyu, gerekirse Ozan'ı stopere çek, orta sahaya bir tane daha giden gelen bir oyuncu al. Yani rakip zaten gelemiyor. Rakibin önünde çıkış yapabilen iyi oyuncusu olsa veyahut da son paslarda iyi olsalar 2'yi, 3'ü, 4'ü yani bulmamaları imkansız. Ve buna rağmen mağlupsun, oyunun başladığı hatta golün yendiği dakikadan itibaren bu fona dikkat ettiniz mi? Hep elle, hep pasla, hep elle, hep pasla. Sen rakibi böyle başlatırsan, yani rakibe bu oynama fırsatını verirsen bu sonucun olması gayet doğal. Oynatma, uzun oynasın. Toplan, kaptığın topla yine çok çabuk rahat ataklara çıkabilirsin. Yani şimdi baktığın zaman özellikle Ozan ve Tolga kenarda kullanılacak oyuncular değil. Yani Galatasaray derbisinde iş yaptı. Şimdi bakın, özellikle rakip bu savunma anlayışlı bir 11. Bekleyen, eğer bir rakip bekleyecekseniz, kaldı ki bekleyip çıkacaksanız da aslında bu da çok şey değil. Yani eğer rakibi de bekliyorsan çabuk çıkman lazım. Yine bu çıkışları Ozan'la yapamazsın, Tolga'yla yapamazsın. Dikkat et, tehlikeli ortalar deniz girdikten sonra gelmeye başladı. Yani burada tabii burada işte Moses'in sakatlığı var, Rodriguez'in sakatlığı var. Mutlaka gelecek oyuncular vardır. Ancak ne olursa olsun rakibin Antalyaspor, rakibin Ankaragücü, rakibin Gençlerbirliği, rakibin Denizlispor, rakibin Malatyaspor, neyse ne. Rakibin kendine, kendinle aynı maddi manevi güçte, yani görmediğin ki görülmeyen bir takımsa, senin böyle 4 tane orta saha gibi oyuncusu oynaman çok doğru bir davranış hocam değil. Hasta-